demokrasisi 27 Mayıs'ı 12 Mart'a atlatıp yeniden yola koyulmuştu. Ancak fırtına dinmemiş, karşılıklı hesaplaşmalar bitmemişti. Tam aksine ülkede yeni cepheler açılmış, uluk gibi kan akmaya başlamıştı. Sonunda 12 Eylül günü yine kapı çalındı. O gün gelenler her şeyi ama her şeyi değiştirdiler. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, eskisi gibi yaşanmayacaktı. ...1980'in Eylül ayına girildiğinde terör artık dayanılmaz bir hal almıştı. Ülke paramparçaydı. Enflasyon ve grevler nedeniyle ekonomi çökme noktasına gelmişti. Dahası siyasetçiler arasındaki uzlaşı ümidi de suya düşmüştü. Halk çaresiz ve umutsuzdu. Sonunda komutanlar düğmeye bastı. 5 Eylül günü ellerinde kapalı zarflar taşıyan bir grup genç subay... ...Genelkurmay binasından ülkenin dört bir yanına dağıldı. Kuryelerin ellerindeki zarflarda harekat emri vardı. Müdahalenin kod adı Bayrak Harekatı. Tarih 12 Eylül, saat 04 idi. O sabah komutanlar son bir defa toplandılar. Plan yeniden gözden geçirildi. Müdahaleye karşı gösterilecek direnişin nerelerden geleceği ve ne şekilde kırılacağı uzun uzun tartışıldı. Aynı saatlerde donanmaya ait gemiler denizlere açıldı. Sınırlara yığınak yapıldı. Geriye sayım başlamıştı. Harekatın beyinlerinden Orgeneral Haydar Saltık askeri bir uçakla Ankara'ya geldi. Müdahalenin kilit ismi oydu. Ege ordu komutanının bu ziyareti hiçbir şüphe uyandırmamıştı. Ordunun planı tıkır tıkır işliyordu. 11 Eylül Perşembe sabahı Ankara sıradan bir iş gününe uyandı. Caddeler yine makam araçlarıyla doluydu. Bakanlar, bürokratlar ve komutanlar işlerinin başlarına gidiyorlardı. Başbakanın iki nolu kırmızı plakalı aracı doğruca başbakanlık binasına girdi. Süleyman Demirel'i yoğun bir gündem bekliyordu. Sabah saat 10'da bakanlar kurulu toplantısı başlayacaktı. Gündem yine ekonomi, yine terördü. Siyasetçiler ve komutanlar Ankara sırtlarına, işlerine giderken yanlarından Milli Selamet Partisi'nin konvoyları geçiyordu. O gün Necmettin Erbakan Londra'dan dönecekti. Esenbağ'ın bir başka konuğu da Hava Kuvvetleri Komutanı Tahsin Şahin Kaya'ydı. O da Amerika'ya yaptığı geziyi yarıda kesmiş, apar topar geriye dönüyordu. Amerikalılara karım hastalandı demişti. CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit ise o gün Oran'daki evinde konuşmasını hazırlıyordu. 12 Eylül günü Trabzon'da yapılacak mitingde iktidara karşı gövde gösterisini planlıyordu. Ankara'da hayat olağan akışındaydı. Öğle saatlerinde toplantı halindeki bakanlar bir gürültüyle irkildiler. Ankara'nın o ölçülü sessizliğini bozan bombalı pankartlardı. Kentin dört bir yanında onlarca bombalı pankart ardı ardına patlamaya başlamıştı. İçişleri Bakanı Orhan Eren tedirgin olmuştu. Ortada bir gariplik vardı. Genellikle pankartlara bomba süsü verilmiş, paketler bırakılırdı. Oysa o gün bütün pankartlarda bomba vardı. Ankara'da sanki meydan muharebesi varmış gibi. Ta şeyden, Yeni Mahalle'den, Kavaklıdere'ye kadar bu afişleme, pankart ve sokak hareketleri oluyor. Ve poliste de herhangi bir şey yoktu. Akşam bakanlığa emniyet müdürünü çağırdım, valiyi çağırdım. Sıkı yönetimin yetkilisini çağırdım. Bu ne iştir, bu ne yaptınız bugün, ne çıktı ortaya? Hiç kimseyi yakalamamışlardı. Yani bir suçlu yoktu ortada. Bakanlar Kurulu toplantısını bölen ikinci ses ise bir telefon ziliydi. Toplantının tam ortasında Başbakanı AP Genel Sekreteri Nahit Menteş'i aradı. Maliye Bakanı İsmet Sezgin ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Esat Kıratlıoğlu hakkında yani soru vardı. Beyefendi dedim, aynen şunu söyledim. İsmet'le Esad'ı kurtaracağız ama galiba devleti kurtaramayacağız dedim. Hemen tekrar etmedi bunu. Dedi konunun üzerindeyim ben dedi. O zatla dedi, Sayın Çağlayengin öğleden sonra konuşacak. O zat dediği Evren. Çekmecelerinizi temizleyin dedi Demirel arkadaşlarıma. İçinde
sizi sıkıntıya sokacak evrak kalmasın. Kendinizi savunacağınız ve sahikinde arşivden fotokopilerini alın, evinize götürün dedi. İçişleri Bakanı Orhan Eren hemen Ankara çevresindeki birlikleri aradı. Zira tankların Ankara istikametine doğru harekete geçtiği bilgisi gelmişti. Tank hareketleri vesaireler var. Mesela bunlar nedir dedik. Dediler ki NATO'nun verdiği kırmızı alarm var. Kırmızı alarma göre hareket ediyoruz dediler. Cevap vereceğim bir şey yoktur. Siviller çaresizdi. Aslında herkese söylenen aynı gerekçeydi. Tankların hareketini görenler, duyanlar ne oluyoruz diye soruyor. Hepsine de aynı açıklama yapılıyordu. NATO tatbikatı var. Hatta harekatın mimarı General Haydar Saltık tankların erkenden yol kenarına dizilmesine sinirlenmiş. Bu ne hal böyle diye çıkıştığı bölük komutanından aynı cevabı almıştı. NATO tatbikatı var da komutanım, onun için çıktık. Demirel ise hiçbir şey olmamış gibi davranıyordu. Saat 14.30'daki olağan basın toplantısına başladı. Adeta icraatın bir muhasebesini yapıyor ve uzun uzun teröre karşı aldığı önlemleri anlatıyordu. Başbakan 12 Eylül sabahı siyasetçilere dönük suçlamalara şimdiden yanıt veriyor gibiydi. Milletimizin bize inanmaya, vatandaşımızın bize güvenmeye devam etmesi aslında Türkiye'nin işlerini kolaylaştırır. Hükümet canla başla Türkiye'nin düşmanlarına, Türk devletinin düşmanlarına, Türk milletinin düşmanlarına kanunlar dairesinde gerekli dersi vermek için yürütülen mücadeleyi takip etmekte, sevki idare etmektedir. Üstüne düşeni yapmaktadır, üstüne düşeni yapmaya devam edecektir. Artık bütün bakanlar askerlerdeki bu olağan dışı hareketlenmeyi doğrulatmak için seferber olmuşlardı. Herkes ulaşabileceği bir komutanın telefonunu çeviriyordu. Demirel, Kara Kuvvetleri Komutanı Nurettin Ersin'i aradı. Aylardır Sivere'ye gönderilmesini istediği askeri birliğin durumunu sordu. Nurettin Paşa, şu Sivere'ye asker gönderecektiniz. Orada bina istediniz, okulları boşalttırdım, verdim şunu gönderin. Yarısı boşaldı Sivere'nin. Birkaç gün sonra göndereceğiz dedi. İçişleri Bakanı Orhan Eren ise Jandarma Genel Komutanı Sedat Celasun'u aradı. Ertesi gün birlikte Adana'ya gitmeleri gerekiyordu. Sadece olur, gideriz efendim cevabını aldı. Bakan şansını bu kez de Deniz Kuvvetleri Komutanı Nejat Tümer'de denedi. İade'yi ziyaret için randevu istedi. 13 Eylül'e randevu verdiler. Nefes kesen bir sinir savaşı başlamıştı. Darbe haberini birilerine doğrulatmak için Genelkurmay'ın telefonları susmak bilmiyordu. Askerler ise soğukkanlıydılar. Her telefona cevap veriyor ancak hiçbir şey belli etmiyorlardı. Genelkurmay'ın taş duvarları sır geçirmiyordu. Demirel son bir çare olarak Cumhurbaşkanı Vekili İhsan Sabri Çağlayangil'in polislik tecrübesine başvurdu. Saat 17'de Sayın İhsan Sabri Çağlayangil'i aradım. Cumhurbaşkanı Vekili. Dedim ki sen bir takım rivayetler var. Genelkurmay Başkanı seni ziyarete gelecek. Polis gözüyle, eski bir polis olarak bir istintak yap bakalım ne oluyor. Bana 5'te oldu bu. 45 dakika sonra telefon etti. Dedi ki bir şey sezemedim dedi. Bir şey sezemedim. 11 Eylül günü mesai saati bittiğinde Ankara'ya belirsizliğin karanlığı çökmüştü. Darbe söylentileri artık ayyuka çıkmıştı. Ancak ordu kapalı bir kutu gibiydi. Gergin bekleyiş hala sürüyordu. Mesai bittikten sonra 18'e doğru TRT Genel Müdürü Doğan Kasaroğlu ve yardımcıları Genelkurmay'a çağrıldılar. O gün askerlerin ağzından müdahale kararını ilk öğrenen siviller de onlar oldu. Rahmetli Doğan Kasaroğlu biraz sinirliydi. Elinde bir tesbih sallıyordu biz gittiğimiz zaman Genelkurmay'a. Ben hayrola dedim. Dedi ki işte arkadaşlar ihtilal yapıyorlar dedi ama biraz sinirlenmişti böyle. İhtilale sinirli gibiydi. Askerler yayıncılardan radyo ve televizyonların saat 4'te yayına hazır hale gelmesini istediler. Teknik olarak bu çok zordu. Çünkü radyolar saat 5'te yayına başlıyordu. Bu rehavet içindeki yayıncıların aklına darbeyi biraz erteletme fikri geldi. Pekala darbe mesai saati içinde de yapılabilirdi. Acaba ihtilal 5'e alınamaz mı gibi kendi mantığımız içerisinde bir öneride bulunduk. İletelim dediler. Birkaç kişi yukarıya çıktı herhalde, kumandanlarla konuştu. Sonra geldiler, şiddetle reddettiler.
Hareket saati yaklaştıkça Genelkurmay'daki hareketlilik de artıyordu. Ancak yine de dışarıya bilgi sızmadı. Akşam saatlerinde komutanlar odalarını terk edip savaş koşullarında kullanılan yeraltı karargahına çekildiler. Baş döndürücü bir mesai başladı. Ne ilginçtir ki bu mesaiden haberdar olanlarsa siyasetin iki ucunda yaşayanlardı. Devrimci örgütler harekata saatler kala her şeyi öğrenmişlerdi. 12 Eylül'ün gerçekleşeceğini bir gün önce bir arkadaştan öğrendim ben. Yani o gün sabah artık darbenin gerçekleşmekte olduğunu. Ankara'daki bir arkadaşa, orada Ankara'daki arkadaşlara haber iletmek istemiştik. Bir babası general olan, eski Hava Kuvvetleri komutanı olan bir arkadaşımız vardı. Onun evinin telefonu da dinleniyordu. Telefonu açtık, dedi ki sabahleyin babanlar geliyor, karşılayın diye onlara bir mesaj iletmeye çalıştık. MHP lideri Alparslan Türkeş o akşam işlerini bitirmiş evine dönmeye hazırlanıyordu ki ziyaretçileri kapısını çaldı. Akşam saat 7 civarıydı. Kesin olarak rahmetli Türkeş Bey'e bazı arkadaşlarımız, ordudan bazı arkadaşlarımız gelip bilgi verdiler ki bu gece silahlı kuvvetler idareye el koyuyor. Türkeş darbeyi öğrenmişti ancak kimin yapacağını bilmiyordu. Sol eğilimli bir darbeden korkuyordu. O gün Türkeş'i darbecilerden kaçıranlar bu gerçeği yıllar sonra açıkladılar. Acaba bir hiyerarşik sistem içerisinde bir ihtilal mi olacak, yoksa Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde gruplar, cuntalardan bir tanesinin bir hareketi mi söz konusu olacak diye. Neticede öncelikle Türkeş Bey'in bir yere saklanılması gündeme geldi. Düşündük taşındık, pek bir yerde bulamadık. Sonunda Yaşar Okuyan Türkeş'i evden eve taşıdı ve Halil Şıvgın'ın evinde sakladı. Gazetelerin haber merkezleri ayaktaydı. Haberi bir türlü doğrulatamıyorlardı. Ancak akşam saat 10'a doğru darbeyi ilk yaşayan basın organları oldu. Matbaalar askerler tarafından kuşatıldı. Güneri Civaoğlu Başbakan Demirel'i aradı. Ve aynen şu konuşma geçti aramızda. Efendim gazetelere de el koydular. Bu iş oluyor artık. Haberiniz olmasına fayda var. Cevap. Haklısın, olabilir ama kardeşim burada yaprak bile kımıldamıyor dedi. Maalesef ben burayı da hiç durumu öyle görmüyorum dedim. Artık iyice yaklaştı askeri birlikler. Ben de şu anda gidiyorum eve. 2 saat kadar istirahat edeceğim. Eğer bundan sonra görüşemezsek size en iyi dileklerimi sunuyorum dedim. İşte helalleştik karşılıklı. Gece belki de en heyecanlı kişi Genelkurmay Başkanı Kenan Evren'di. Günlerdir müdahalenin planlamasıyla uğraşmaktan yorgun düşmüştü. Heyecanını aslarına belli etmek istemiyordu. Gece yarısı odasına çekildi. Beni saat 3'te uyandırın dedi. Ancak saat 2'ye doğru kapısı çalındı. Emir subayı Amerikalılardan bir mesaj getirmişti. Ankara'daki zırhlı tümenden bir tank taburu Mamak'ta Amerikalıların bulunduğu yeri seçmişler. Oraya gelmiş. Saat 2 miydi, 3 müydü, neydi? Efendim. Amerikalı telefon etmiş. Demiş ki bir tank taburu geldi buraya. Niçin geldi? Bana geldiler soruyorlar. Zaten 1 saat, 2 saat kaldı. Söyleyin dedim yani. Artık müdahale edeceğiz. Amerikalılar hiç vakit kaybetmeden haberi Washington'a ulaştırdılar. Başkan Carter haberi aldığında Damdaki Kemancı müzikalini izliyordu. Locasına gelen bir görevli beklenen haberi kulağına fısıldadı. Carter hiç istifini bozmadı. Yeniden müzikali izlemeye devam etti. He didn't leave. There was no reason to leave. It was basically a very positive. İzlememesi için bir neden yoktu. Aslında bu olumlu bir gelişmeydi. Ertesi gün Washington'a bir rahatlama havası hakimdi. Ulusal Güvenlik Konseyi'nden bir meslek memurunun beni aradığını hatırlıyorum. Ankara'daki çocuklar yaptılar gibi bir şey söyledi. Evren'in istirahat ettiği saatlerde birlikler önceden belirlenmiş hedeflere doğru harekete geçirildi. TRT ve PTT binalarına el kondu. İçişleri Bakanlığı'na girildi. Emniyet Genel Müdürlüğü teslim alındı. Türkiye'nin her köşesinde tanklar, kariyerler ve silahlı askerler
kentlerin, kasabaların kritik noktalarını birer birer kontrol altına alıyorlardı. Beklenenin aksine hiçbir direniş yoktu. Kenar Evren'in kapısı bir kez daha çalındı. Genelkurmay 2. Başkanı Necdet Öztorun, Genelkurmay Başkanı'na başarının parolasını müjdeliyordu. Komutan yardımcısı, genel arkadaşlar illerden bana bu bayrak harekat planına verilmiş olan parolayı bildirdiler. Yollar açık parola oydu. Hepsinden aldıktan sonra saat 3'te de ben telefonu açtım. O zaman Sayın Öztorun'du Genelkurmay 2. Başkanı. Ona yollar açık parolasını söyledim. Harekatın ilk ve en önemli hedefleri arasında siyasetçiler vardı. Harekatın başarısı bir an önce gözetim altına alınmalarına bağlıydı. Evren liderlerin hiçbir şekilde incitilmemesi emrini vermişti. 27 Mayıs'ta harp okuluna getirilen siyasilerin nasıl tekme tokat içeri alındıklarını hatırlayan Evren, bu kez liderlere nazik davranılmasını istemişti. Liderlerin kalp krizi geçirmelerinden bile korkuyordu. Onun için ikinci başkan olarak Öztorun'a dedim ki, bakın dedim, bir kere parti liderlerinin evlerine asker üniformalı gitmesin dedim. Kapıyı çalan onlar olmasın dedim. Tanıdıkları, kendi partisinden tanıdıkları bir insanla beraber gitsinler. O çalsın ve o söylesin. Böylece Demirel'e Nahit Menteşe'nin, Ecevit'e İrfan Özaydınlı'nın gönderilmesi kararlaştırıldı. Demirel, uykusuz geçen gecenin sonunda artık her şeyin bittiğini pencereden baktığında anladı. Korumaları gitmiş, yerlerine silahlı askerler gelmişti. Evi kuşatılmıştı. Saat 2:30'a doğru da benim telefonlar işlemez hale geliyor, kesiliyor telefonlar. Saat 4 civarında dışarıda gelip, o dışarıda polisler falan var. Onların tabancalarını falan istiyorlar. Ben de verin dedim. Bana geldi içerideki adam, dışarıdan haber de verin. Biz oturuyoruz şeyler. Sessiz bekleyişi kapının zili bozdu. Başbakan kapıyı açtığında karşısında genel sekreteri Nahit Menteşe duruyordu. Tabii ben durumu anlattım. Sokakların tutulduğunu, hatta evinin etrafında askerlerin çünkü tak vaziyetinde olduğunu söyledim Sayın Demirel'e. Bana cevabı, benim ayrı milis gücüm var dedi. Tabii ben okudum şeyi. Daha doğrusu kendisine verdim. Anlatmıştı, okumuştum da orada. Yalnız Amiral Tuzman bana dedi ki, eşlerini de götürebilecekler. Demirel, eşi Nazmiye Hanım'a haberi kendisi vermek istedi. Alt katından üst kata çıktım. Eşime söyledim, böyle böyle bir durum var. Sen burada kal. Çünkü bu çeşit hareketlerde sonra ne olacağı belli olmuyor. Kesinlikle kalmam dedi. Kalmazsın, hadi bakalım toparlan gidelim. Başbakan Demirel gibi CHP lideri Ecevit de darbenin sinyallerini almıştı. Yine de pek ihtimal veremiyordu. Haberi ancak gece yarısı genel sekreteri Mustafa Üstündağ'dan aldı. Rahmetli Üstündağ telefon etti. Pencereden dışarı baktım, yani gece yarısından sonra. Bir tank gelmiş o bizim evin daracık sokağına. Sayın Türkeş'in eviyle bizim evimizin, oturduğumuz apartmanların daracık sokağına koskoca bir tank getirmişler. Kısa bir süre sonra Ecevit'in de kapısı çalındı. Karşısında eski bakanı, emekli orgeneral İrfan Özaydınlı duruyordu. Uzattığı genelkurmay zarfını aldı. O da tutuklanmıştı. MSP lideri Erbakan da evinden aynı nezaketle alındı. Liderlerin gözaltına gönderilmesine büyük özen gösterilmişti, ancak ikinci adamlar için durum biraz farklıydı. Kapının zili çalındı. Açtım, bir binbaşı, bir yedek subaymış. Teğmen'di galiba, sonradan öğrendim. 15-20 tane asker. Ben kapıyı açar açmaz, onlar askerlikte usul şak 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 silahları şey ettiler, şey vaziyette bana doğrulttular. Apar topar askeri araca bindirilen Asil Türk'ün yanına çamaşır, pijama gibi eşyalarını almasına bile izin verilmemişti. Sonra birçok milletvekili gibi o da istihbarat ve dil okulunda gözaltına gönderildi.
Demirel, Ecevit ve Erbakan'ın hesabı tamamlanmıştı. Ancak BHP lideri Türkeş yerinde bulunamamıştı. Bu işe en çok Evren'in canı sıkıldı. Türkeş'in bir karşı darbe yapacağı haberleri yayılıyordu. Bir an önce bulunması için kesin emir verdi. Darbeden 3 gün sonra saflar netleşince Türkeş kendiliğinden teslim oldu. Sıra ihtilalin radyolardan duyurulmasına gelmişti. O yıllarda Türkiye'de sadece resmi devlet televizyonu TRT vardı. Bir de çeşitli illerdeki devlet radyoları. Mesut Mertcan'ı aradık telefonla, evine o sıralarda gelmiş. Yani gece bir gibi filan aradık. Sesinden de biraz alkollü olduğu anlaşılıyordu. Geldiğinde tabii biraz da hafif sallanıyordu. Sonra aldık kendisini, işte tuvalete götürdük. Biraz başını suyun altına soktuk, yıkadık mıkadık filan. Radyo Evre'ye de götürdüğümüz zaman sordular, bunu canlı olarak okuyabilecek misin, banta mı kaydedelim falan diye. Yok hayır, canlı okurum dedi. Okurum dedi ve hakikaten gayet tok bir sesle, hiç hata yapmadan. Herhalde ihtilal onu ayıttı. Şu kadar. 2 yudumluk bir rakı aldım. Şaşırdım. Ve biraz da bir panikledim, ne oluyoruz diye. Paşalardan birisi evde o sırada ne yaptığımı sordu. Yemek yiyecektim dedim. Hemen bana pasta ve limonata söyledi. Ardından da Mesut'a okuyacağı bildiriyi verin dedi. Ve ekledi. Biz bu kez askeri okutmak istemiyoruz diye. Aldım bir bildiri. Milli Güvenlik Konseyi'nin 1 numaralı bildirisi diye. Yüce Türk milleti. Büyük Atatürk'ün bize emanet ettiği, ülkesi ve milletiyle bir bütün olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, son yıllarda izlediğiniz gibi dış ve iç düşmanların tahrikiyle varlığına, rejimine ve bağımsızlığına yönelik fikri ve fiziki haince saldırılar içindir. İhtilal bildirisinin okumasından sonra radyo Hasan Mutlucan'dan kahramanlık türküleri çalmaya başladı. TRT yöneticileri olayı sorunsuz atlatmanın rahatlığı içindeydiler ki odaya fırtına gibi giren General Servet Birgi'nin tok sesiyle irkildiler. Dönüp baktılar, gördüklerine inanamadılar. Servet Paşa'nın eli tabancasındaydı. Neden ruhi sudan bir bant çalıyorsunuz filan dedi. Biz de dedik ki efendim bu ruhi su değil, Hasan Mutlucan'dan bant çalıyoruz. Durdurduk, baktılar, kontrol ettiler. Tekrar yerine taktık. Ve yayına devam ettik. Türkiye o sabah kahramanlık türküleri ve marşlarla uyandı. Sokağa çıkma yasağı konmuştu. Halk gelişmeleri radyo ve televizyondan öğrenmeye çalışıyordu. Evren bir konuşma yaparak darbenin nedenlerini anlatmaya karar verdi. İlk defa böyle televizyon karşısında tüm millete hitap edeceğim için biraz heyecanlıydım. Onun için bir Nobrium aldım. Bir Nobrium içtim. Öyle gittim. Silahlı kuvvetler, aziz Türk milletinin hakkı olan refah ve mutluluğu, vatan ve milletin bütünlüğü ve gittikçe etkisi azaltılmaya çalışılan Atatürk ilkelerine yeniden güç ve işlevi kazandırmak, kendi kendini kontrol edemeyen demokrasiyi sağlam temeller üzerine oturtmak, kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmıştır. Şimdi sıra en kritik karara gelmişti. Üzerinde, Başbakan ve diğer liderlere ne yapılacaktı? İki seçenek vardı. Birincisi liderlerin asılmasıydı. Bana bunu çok söyleyen oldu. Mektup da yazarlar. Ne diyor? Söylenler de. Efendim işte kabahat sizin, bunları asmadınız falan derler. Bu olmaz böyle şey. Yani 27 Mayıs'tan sonra idam edilenlerin ne hale geldiğini biliyoruz. Şimdi anıt yapıldı. Anıt mezar yapıldı. Komutanlar liderleri asmadılar. Ancak ikinci seçeneği uygulayıp sürgüne yolladılar. Demirel ve Ecevit 12 Eylül sabahı gün ışırken uçakla Hamzakoy'da bir askeri kampa götürüldüler. Orada kaldıkları süre içinde de her iki lidere rahat etmeleri amacıyla her şey yapıldı. Üst düzey generallerin lojmanları bu iki lidere ve eşlerine tahsis edildi.
Hamza Koy'da tek katlı bir motel tipi binanın bir küçük dairesinde biz kalıyorduk. Araya bir boş daire bırakarak ondan sonraki daireye de Sayın Demirel'leri yerleştirmişlerdi. Ve dışarı çıkıp dolaşmamız da yasaktı, ancak balkona çıkabiliyorduk. O yüzden kendisiyle görüşemiyorduk. Kamp komutanı liderlere çok nazik davranıyordu. Bir gün liderleri ve eşlerini komutan çaya çağırdı. Nezaket gösterileri arasında çaylar içilirken komutan kalktı, radyoyu açtı. Kenan Evren konuşuyor ve Ecevit'le Demirel'i yerden yere vuruyordu. Çayın tadı kaçtı. Sohbet ilerledikçe davetin de nedeni belli oldu. Ve basit parti hesapları, kaprisler, hayaller. O arada konuşmayacağımızı vaat edersek serbest bırakılabileceğimiz mesajını da getirdi bir ara. Fakat hiç tereddütsüz ikimiz de, Sayın Demirel de ben de, böyle bir yükümlülük altına giremeyiz yanıtını verdik. Demirel ve Ecevit, Hamza Koy'da en sıkıntılı anları TRT'nin propaganda filmlerinin çekimlerinde yaşadılar. Generaller CHP ve AP liderine iyi davranıldığını halka göstermek istiyorlardı. Bu çekimlere tepki veren Ecevit'in sinirli hali gözden kaçmadı. Ordunun müdahalesini halk sevinçle karşılamıştı. Demokrasinin ortadan kaldırılmasına rağmen halk askeri alkışlıyordu. Vatandaş son 5 yıldır canından bezmişti. Günde 20-25 kişiyi öldüren terörden bıkmıştı. Yoksulluktan, kıtlıktan, geçim derdinden yılmıştı. Halk orduyu bir kurtarıcı gibi selamlıyordu. Daha da çarpıcı olanı, darbeyi sevinçle karşılayan sadece sokaktaki vatandaş değildi. Hükümetin bakanı ihtilal olmuş, devirmiş. Onlara sadece bütün Türkiye allak bullak olacak, bambaşka bir yönetime gidecek. Tarih yeniden yazılacak. Çok şükür bu günleri de gördük diyen 2-3 tane bakanla konuştum maalesef. 5 komutan kendilerine Milli Güvenlik Konseyi adını verdiler. Milli Güvenlik Konseyi bütün gücü elinde topluyordu. Cumhuriyet tarihinde hiçbir kurum bu kadar çok yetkiyle donatılmamıştı. Sıra bu konseyin ilanına geldi. Resmi bir törenle kamuoyunun karşısına çıkacaklardı. Evren yemin töreni öncesinde heyecanlıydı. Ordu defalarca ihtilal yapmış, darbe girişimlerinde bulunmuş, ancak hiç kimse ona sen de bize katıl dememişti. Oysa 27 Mayıs'ı 22 Şubat'ı yapanların hepsi Evren'in sınıf arkadaşlarıydılar. Talat Aydemirler, Osman Köksallar, Alparslan Türkeşler Evren'i hiç yanlarına almayı, onu kazanmayı düşünmemişlerdi. Hiçbirisi yaklaşmadı. Hatta Osman Köksal falan benim hem harbiyeden hem de topçu okulundan arkadaşım. Çok sevdiğim bir arkadaşım. O da bir şey söylemedi. Evren 27 Mayıs'ı desteklemiş ancak benimsememişti. Hele hele Milli Birlik Komitesi içindeki yüzbaşıların, binbaşıların törenlerde generallerin önünde yürümeleri çok ağırına gitmişti. O emir komuta zincirine inanıyordu. Darbenin ilahlarına değil, rütbenin disiplinine inanıyordu. Ancak yine de ihtilalcilerin gücüne imreniyordu. Mesela o yaşlarda efendim ya bu Milli Birlik Komitesi içerisinde ben de bulunsam falan diye aklımdan geçmedi değil ama bu işlere bulaşmadım. Şimdi ise o günlere kadar hiç bulaşmadığı askeri bir darbenin zirvesindeydi. Milli Güvenlik Konseyi en büyük sıkıntıyı başbakan bulmakta yaşadı. Aylarca en ince ayrıntısına kadar planlanan 12 Eylül harekatının en zayıf noktası da belki buydu. Müdahale yapılmış ancak hala bir başbakan bulunamamıştı. İlk öne sürülen aday yine Evren'di. Komutanlar da bu öneriyi desteklemişlerdi. Ya ben dedim rahmetli Gürsel gibi felç mi yapacaksınız dedim ya. Genelkurmay Başkanlığı, Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığı, efendim Devlet Başkanlığı, bir de Başbakanlık. Hangi birisinden uğraşacağım dedim. Başbakan arayışı günlerce devam etti. Listeler gözden geçirildi, ölçüldü, biçildi. Sonunda çok tanıdık bir isim bulundu. Kimi yapalım? Asker orijinli olsun dediler. Efendim işte şu olsun dediler. Bu sonunda rahmetli Feyzoğlu üzerinde karar kıldık. Askerlerin en çok çekindikleri konu ekonomiydi. Ekonomiyi teslim edecekleri kişiyi bulmakta gecikmediler.
Bu kişi sürgündeki Süleyman Demirel'in sağ kolu, Başbakanlık ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı Turgut Özal'dan başkası değildi. Müsteşar Özal 12 Eylül sabahı telefon sesiyle uyandı. Bu kez karşısında bir asker vardı ve aceleyle başbakanlığa çağrılıyordu. Özal Evren'in odasına girdiğinde ilk şoku yaşadı. Evren'in yanı başında Turan Feyzoğlu oturuyordu. Feyzoğlu Özal'a Dış Ekonomik İlişkiler Bakanlığı teklif etti. Özal ise bu tarihi fırsatı kaçırmak istemiyordu. Büyük oynamayı kafasına koymuştu. Hayır dedi. Ben ekonomiden sorumlu başbakan yardımcılığını istiyorum. Ve istediğini hemen elde etti. Ancak bununla da yetinmedi. İhtilalin güçlü ismi Haydar Saltık'a gidip Feyzoğlu'nu başbakan yapmamalarını söyledi. Dört parti lideri hapisteyken beşinci partinin liderini başbakan yapmanın yanlış olacağını belirtti. Bir süre sonra Feyzoğlu'nun kendisi de bu işin olmayacağını anladı. Zira AP ve CHP'lilerin katkısı ortada yokken sadece askerlerin desteğiyle ayakta duramayacağını biliyordu. Feyzoğlu'ndan kısa zamanda vazgeçildi. Ve sonunda emekli Deniz Kuvvetleri Komutanı Bülent Ulusu'nun adı ortaya atıldı. Ulusu'nun başbakan olmasını isteyenler arasında hiç beklenmedik bir isim daha vardı. Hamza Koy sürgünü Süleyman Demirel. Başbakan aranıyordu o zaman. Ulusu iyi bir askerdir. Yani daha rahat çalışırlar beraberce. O manada söyledim. Yani söylediğim adam da Kemal Ilıcak'tır. O da gitti ilgililere söyledi onu o zaman. Evren başlangıçta Ulusu'yu Ulaştırma Bakanı yapmayı düşünmüştü. Askeri şurayı topladı ve Ulusu'nun başbakanlığını hemen kesinleştirdi. O şimdi şaşırdı telefondan. Ben de dedi, başbakanlık yapabilir miyim? Yani Ulaştırma Bakanlığı yapar ama başbakanlığı şey edebilir miyim? Çok da iyi yaparsın dedim. Efendim, çok da iyi yaparsın, hiç korkma, yarın atla gel. Peki dedi, emredersin dedi, geldi ve başbakanlığı ona verdik. Başbakan bulunmuştu ancak bakanların bulunması o kadar da kolay değildi. Yeniden listeler çıkarıldı. İsimler teker teker gözden geçirildi. Kabineye alınacak kişileri ikna etmek de son derece zordu. Aslında Evren'in istediği AP ve CHP'nin de desteğiyle bir hükümet kurulmasıydı. Ya dedi ki ilk başlangıçta Adalet Partisi'nden iki, Cumhuriyet Halk Partisi'nden iki tane bakan seçelim. Onların yapamadığı koalisyonu biz yapalım. Ama bununla muvaffak olamadık. Çünkü liderleriyle görüşmek suretiyle onların muvaffakatlarını almak istediler. O da liderler de ona muvaffak etmediler. Bakanlık teklif edilen AP'li veya CHP'liler ya bizzat ya da aracılarla Hamza Koy'daki liderlerinden izin istiyorlardı. İkisi de icazet vermediler. Demirel ve Ecevit'in kararlarını öğrenmek askerler için zor değildi. Zira Hamza Koy'daki telefonlar hep dinleniyordu. Dinleniyor telefon, iyi dinlendiği. Böylece biz mesajlarımızı herkese veriyoruz, onlara da veriyoruz. Biraz haber geliyor, santraldan geçtiği için. Çünkü direkt değil, santraldan geçtiği için haber geliyordu. Onun üzerine vazgeçtik. Dedik ki bırakalım. Olmuyor demek ki. Bize yardımcı olacaklarına köstek oluyorlar. Onun üzerine biz kendimiz seçtik o liste üzerinde. Seçilenlerden 5'i emekli generaldi. Kabinenin 12 üyesi ise 12 Mart döneminde kurulan geçiş hükümetlerinde görev alanlar arasından alınmıştı. Hükümetin kurulmasıyla Evren rahatladı. Özal da rahatladı. Başbakanın asker olması işine geliyordu. Ekonominin ipleri elindeydi. Artık en güçlü adam Turgut Özal'dı. Üstelik saygıda da kusur etmemişti. Hamza Koy'daki eski başbakanı Demirel'den de askerlerle çalışmak için izin almıştı. Şimdi bizim başladığımız şeyi devam ettiriyorsunuz. Bu ekonomik olayı devam ettiriyorsunuz. Bu çok iyi. Başka çıkar yolu yoktur. Doğrusu odur. Bunu devam ettirirken de Sayın Özal'a sahip çıkın diye Kenan Evren'e haber gönderdim. Türkiye'deki darbe haberi dünyada bomba etkisi yaptı. Ancak komutanların NATO ve diğer ittifaklara sadık kalınacağı şeklindeki açıklamaları özellikle Amerika'yı rahatlattı. Because in the context of the Cold War, maintaining a good relationship, a friendly relationship with
Soğuk savaş koşullarında Türkiye ile dostane ilişkilerimizi sürdürmek bizim için insan haklarından ya da orada kimin iktidarda olduğundan daha önemliydi. Birinci öncelik iyi ilişkilerdi. Hükümetin şekli ikinci sıradaydı. Herhangi bir ülkenin lideri iyi bir adam olmayabilir. Önemli olan bizim adamımız olmasıdır. Bir komünist değil. Not a very nice person. But he's our person. He's not a communist. Amerika 12 Eylül'e hazırdı. İran ve Afganistan'ı kaybettikten sonra Türkiye gibi bir müttefiğin sağlama bağlanması Washington'u mutlu etmişti. 12 Eylül'den sonra yaptığım temaslarda anladım ki Amerika'sı, İngiltere'si, Fransa'sı, bizim dostlarımız, müttefiklerimiz böyle bir şey beklemişler. Nereden biliyorum? Bana bunu General Haig söyledi. 12 Eylül'den sonra geldi, Dışişleri Bakanı olarak geldi bana. Dedi ki, Sayın Evren dedi, geç bile kaldınız dedi. İşte ve dışta müdahalenin ilk şoku atlatıldıktan sonra hemen uygulamaya geçildi. Asıl iş şimdi başlıyordu. Askerin darbe için en önemli gerekçesi terör, yani o günlerdeki popüler adıyla anarşiydi. Ordunun halka vaadi de anarşinin ortadan kaldırılmasıydı. İki sayılı bildiriyle sıkı yönetim komutanlarına tüm yetkiler verildi. Asker ve polis yıldırım hızıyla baskınlar yapmaya başladılar. Türkiye tarihinin en büyük kitlesel tutuklamalarını ardı ardına izledi. Kuşluları cezaevi haline getirdik. Sıkı yönetim komutanları cezaevi haline getirdi bütün kuşluları. Ne yapsınlar? O kadar çok ki tutukladı. Binlerle. Selimiye kuşlası cezaevi oldu. İstanbul'da en çok da orada tabii. Ve hemen cezaevler yapımına başladık. Modern cezaevler yapımına başladık. Süratle yani Diyarbakır cezaevine hemen bir an evvel yetiştirin dedik. O yapıldı. Halka silahlarını teslim etme çağrısı yapıldı. Silahını teslim edene hiçbir işlem yoktu. İki hafta içinde ele geçirilen silahların sayısı 160 bini aştı. 542 bin mermi teslim alındı. 12 Eylül'den 3 hafta sonra eski başbakan Nihat Erim'in katilleri yakalandı. Hemen ardından Profesör Ümit Doğanay, Profesör Orhan Tütengir ve Kemal Türkler'in katillerinin de aralarında bulunduğu 460 kişinin yakalandığı açıklandı. Yıllardır failleri meçhul olan bu cinayetler bir ay içinde çözülüverdi. Kısa süre içinde belli başlı tüm örgütler çökertildi. Lider kadroları tutuklandı. 12 Eylül darbe öncesinin en güçlü örgütlerini daha ilk günlerde unufak edivermişti. Biz dünyanın en legal illegal örgütleriydik. İstanbul'da beni mahalle bekçisi tanıyordu ya. Bırakın siyasi şubeyi, toplum polisini ve diğer polisleri. Bunda şaşıracak hiçbir şey yok. Zaten öbür türlüsü olsa hakikaten şaşırmak gerekirdi. Ya bu devletin hiçbir şey istihbaratı yok diye. Bir de işi olgunlaştırıp yaptılar. Bütün istihbaratlar, bilgiler oluşmuştu. Her yani bizim bilmedikleri bir şeyleri yoktu bizim açımızdan. Olmuşu topladılar. Sirkelediler sadece ağacı. Askerleri asıl şaşırtan disk oldu. Özellikle Tarış olayları ve diskin kitlesel gücü yüzünden ordu en büyük direnişin buradan geleceğini bekliyordu. Zira istihbarat kaynakları diskin 15 bin silahlı militanı olduğunu ve darbeye karşı direnişi örgütleyecek asıl gücün de yine diskten geleceğini bildirmişlerdi. Bu nedenle de ordu örgütlü ve silahlı bir direnişe karşı ciddi hazırlık yapmıştı. Faşizme karşı da direnmek kararı vardı fabrikalarda. Eğer böyle bir şey gelirse, ki geleceği belliydi, adım adım geliyordu, direnecektim. Ancak tam tersi çıktı. 7 sayılı bildiriyle sendika yöneticilerinin teslim olması istenince Selimiye kışlasına koşanların başında diskliler yer aldı. Bütün iş yeri baş temsilcileri orada. Selimiye'nin kapısından, o büyük ana kapısından kapı açılıyor. Böyle iki tane el çıkıyor. Sonra orada önünde bekleyenler de hücum ediyorlardı. O içerideki görevli subayın elleri şunu anlatmak istiyordu. 10 kişi gelsin. Fakat 150 kişi birden hücum ettiği için müthiş bir izdiham oluyordu. Askeri junta tarafından terörist ilan edilenler teslim olmak için birbirlerini eziyorlardı. Milli maça girer gibi. Birbirlerini eziyorlar. Üstleri başları parçalanıyor. 10 kişi giriyor içeri. Sonra kayıt ediyorlar. Şunun için 10 kişi alıyorlar. Çünkü CMS'lere 10'ar kişi bindiriyorlar. Ve onları
cezaevlerine sevk ediyorlar. Bazı sendikacılar için teslim olma yarışı tam bir utanç belgesiydi. İşçi sınıfı tarihinde de demokrasi tarihinde de ondan söz edilecek. Ben gitmedim. Teslim olmadım. Teslim olmayanlardan biriydim. Hatta ben bir arkadaşla telefonla konuştum. Teslim olmamak gerekli. Ne yapacağımız tartışılmalıdır. Konuşmalıyız demiştim. Sakın geç kalma, senin yüzünden biz de geç çıkarız diyordu. Ne DİSK'ten ne de diğer örgütlerden ciddi bir direniş görmeyen komutanlar, Ecevit ve Demirel'in sert tutumlarını bir türlü değiştiremiyorlardı. İki lider de yeni rejimle barışmayı reddediyordu. Ecevit ve Demirel, Hamza Koy'daki bir aylık sürgünden sonra yeniden Ankara'ya dönmüşlerdi. Her ikisi de evlerinde adeta göz hapsindeydiler. Siyasi konuşma yapmaları, toplantı düzenlemeleri yasaktı. Demeç vermelerine izin yoktu. Ancak ikisi de her defasında yasakları delmenin bir yolunu buluyorlardı. Ecevit, Hamza Koy günlerinde CHP'lilere bir mesaj hazırladı. Ecevit ile arkadaşları arasına ilk soğukluk da işte bu bildiri nedeniyle girdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin dediğim gibi, yani bu devleti kurmuş olan, Türkiye'ye demokrasiyi getirmiş olan partinin 3. genel başkanı olarak bir ölçünün üzerinde ötesinde bazı ödünler veremeyeceğimizi düşünüyordum. Parti yönetimindeki arkadaşlarım bunu uygun bulmadılar. Onlar daha bir yumuşak süreç içinde bu işi sürdürmeyi, işte o müdahale dönemini atlatmayı diyorlardı. CHP'liler arasında bu tartışmalar sürerken konseyin yaptığı bir açıklama her şeyi alt üst etti. Siyasi tarihimize 52 sayılı bildiri adıyla geçen Milli Güvenlik Konseyi bildirisi bir bomba gibi patladı. Konsey, mevcut liderlerin siyasi hayat yeniden başlayınca bir daha genel başkan olamayacaklarını bildirmişti. Kurucu meclisten sonra normal düzene, parlamenter demokratik sisteme döndükten sonra da Türkiye'nin kaderi, memleketi bu hale getirenlere tekrar teslim edilmeyecek. İşte o anda Ecevit hiç beklenmeyen bir karşı hamle yaptı. CHP Genel Başkanlığından istifa etti. Bu hiç kimsenin tahmin edemeyeceği bir meydan okumaydı. Ecevit'in istifası konseyi de parti yönetiminde aynı şekilde şaşkına çevirdi. Veya siyasetle ilgilenmemesi gereken çevreler tarafından, başbakanlıktan genel başkanlıktan ayrılma zorunda bırakılmayı içime sindiremedim. Bir o nedenle, ikincisi de bana genel başkanlık sıfatım dolayısıyla uygulandığı bildirilen yasakları dinlemeyebilmek için ayrıldım. Ecevit'in istifa gerekçesinin radyodan okunması, gazetelerde yayınlanması hemen yasaklandı. Ecevit bu meydan okumanın tabana da yayılacağını umut etmişti. Arkadaşlarından istifa gerekçesini örgüte yaymalarını istedi. Bunda da başarılı olamadı. Aslında istifa kararı CHP'liler arasında hiç de hoş karşılanmamıştı. Efendim, beni Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak konuşturmuyorlar. Koskoca Atatürk'ün partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak seni konuşturmuyorlarsa, sade vatandaş Bülent Ecevit olarak konuştururlar mı? Aslında Ecevit 12 Eylül öncesinde parçalanma aşamasına gelmiş olan CHP'nin mirasını üstlenmek istemiyordu. Yepyeni bir oluşum planlıyordu. Bir dergi çıkarıp 12 Eylül'e karşı örtülü muhalefete girişti. I consider myself as having done a duty. We must get used to paying a price for our freedoms and bu dergi aracılığıyla komutanlara karşı adeta tek başına muhalefet yaptı. Bir yandan da yerli ve yabancı basınla görüşmelerinde askeri yönetimi eleştiriyor, öte yandan yazdığı yazılarla şimşekleri üzerine çekiyordu. Milli Güvenlik Konseyi'nin bu eleştirilere tepkisi tabii gecikmedi. Ecevit 3 kez yargılandı, 3 kez hapse girdi çıktı. Demirel'in çizgisi ise Ecevit'inden çok farklı oldu. O her şeyi eski arkadaşlarıyla yeniden yapma yolunu seçti. Daha Hamza Koy'dan itibaren partinin en küçük teşkilatlarını bile telefonla arıyor,
moral aşılıyordu. Demirel gizli yaptı. Evinde yapıyor. Bilemiyoruz ne yaptığını. İşte onun için zaten bir yerde demişimdir ki o sinsi saman altında suyu yürütüyor. Fakat Ecevit açıktan yapıyor. Ardından 12 Eylül yönetiminin en şok edici kararlarından biri daha çıktı. 16 Ekim 1981'de bütün siyasi partiler temelli kapatıldı. 120 yıldır aralıksız siyasi partilerle yaşayan Türkiye ilk kez partisiz bir döneme girdi. Siyasiler siyasi faaliyetlerini durdurtmadılar. Yasaklamış olmamıza rağmen bunu sürdürdüler. Dediler ki bu kurucu meclisi çalıştıramazsınız siz. Danışma meclisini çalıştıramazsınız. Niye? Çünkü bunlar dedi muhakkak kendi görüşlerine göre bunların içinde ya sağdadır ya soldadır gelenler. Şimdi sağ görüşlü olanlar sağ partilerden. Sol görüşlü sol partilerden hep gözü onlarda olacaktır. Bir önümüzdeki seçimde efendim kendilerine aday göstersinler diye. Doğru dürüst kanun yaptıramazsınız bunları. Çalıştıramazsınız dediler. Düşündük doğru. Onun üzerine kapatma kararı verdik. Partilerin kapatılması şok yarattı. En çok konuşulan da Atatürk'ün partisi CHP'nin kapatılmasıydı. 60 yıldır CHP'yi kapatmaya kimse cesaret edememişti. CHP Atatürk'ün mirasıydı. Ve o andan itibaren yasakları çiğnediğimi bile bile konuşmaya başladım. Yerli yabancı gazeteci ayrımı gözetmeksizin ama Türkiye'yi, Türk ulusunu karalamamaya da özen göstererek demeçler vermeye başladım. Sağ kanatta da büyük şaşkınlık hakimdi. Demirel bu kadarını beklemiyordu. O da Ecevit gibi askerlere bir mektup yazmış, sonra neye yarayacak ki diye yırtıp atmıştı. Demirel ilk şoku atlattıktan sonra arkadaşlarını rahatlattı. En kuvvetli kadro bizde dedi ve talimatını verdi. Kaybolmayın, yeni bir parti kurmak için hazırlıklara hemen başlayın. Siyasette hiçbir zaman bir şeyin bittiğine kani olmadım. Hiçbir şey. Bitmez. Bütün hikaye sağ kalabilmenizdir, sağlıklı kalabilmenizdir. Bir de davanıza sahip olmanızdır. Ne zaman biter siyaset biliyor musunuz? Davanızı yitirdiğiniz zaman. ...12 Eylül yönetiminin aldığı bu kararın etkileri uzun yıllar boyunca hissedildi. Aslında amaç yeni partiler kurulmasını sağlamak ve yeni liderlere yer açmaktı. Siyasetin çehresini değiştirmekti. Ancak işler pek de beklendiği gibi gelişmeyecek.